Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, canlarım. Nasılsınız inşallah? Haliniz, hatırınız iyiydi. Kalktım, sabah kahvaltısı koydum. Sabah kahvaltısı hazırlayayım. Çayımı kaynattım, eşim sağ olsun. Tübümüz bitti. Çayı ocağa koymuş, yumurtada tüpte. Benim buraya ağaç olayım diye mi koydunuz? Meyve verdi. Hiç konuşmama izin verir mi? Meyve verdi. Ne meyvesi vereyim, ne lazım sana? Ay şöyle bir meyve bak bana lazım. Kaşık istiyor. Kaşık kızım. Çayımı koydum kucağım. Kıza şöyle yatağa yeni uyandım. Biraz böyle yeni uyandım. Bir de kaşık bana. Kaşık demişim kucağım. Ne istiyorsun? Buyurun, kovayım olsun kızım. Arkadaşlar annem ne istediğini de bugün unuttu. Kucağım. Yeni gelmiş Fatih. Yok. Niye varmış? Şeyler. Bu bize çok. Böleceğiz anne zaten. Bıçakla böleceğim ben onu. Çok. Yani onu. Arkadaşlar. Onun tamamını ye. Bugün de yemeğimizde yumurta haşlaması var. Arkadaşlar. Annem beni dinlemiyor birazcık bazı konularda. Kaçamak yapmış. Şöyle hemen kucağına yapayım. Dedi ki. Dur. Şekeri dedim bak dedim anne dedim. Ye ama dedim mesela dedim hurma da ye. Normal dedim böyle tatlılarda yeme dedim. Tatlı yersen dedim verdiğin kilo da geri alırsın dedim. Dinlemedi beni. Bir kilo falan alınca hemen böyle bozuluyor ama tabii arkadaşlar daha yolun başında onu da geri verir. Senin bu iç değil midir? Normal kahve. Garnitür kahve yapıyor. Afiyet olsun. Kahve içiyor açar. O geç. Ondan ben bilmiyorum. Ama annem ise bu kahveyi mesela tabii ki tansiyon düşebilir. Evet kahve. Tansiyon hastalığı yükseltiyor. Arkadaşlar. Kahve. İçine limon ya da Türk kahvesi içtiğiniz zaman da çok güzel kilo veriyorsunuz. Şu kabaya ben işte tuzlu yiyeceğim zaten. Yeşil koy bana. Yeşil koyalım. Sen yeme. Annemle ikimizin psikolojisi alt üst oldu yok, arkadaşlar. Yok, iyiyim. Demin diyor ki vallahi diyor bak diyor psikolojim bozuldu diyor. Bu tartıyı diyor atacağım diye. Yok. İyiyim. Yağları ölçen tartal acaba. Gene de iyiyim kızım. Onun siparişini vereyim de o tartı gelsin. Gene de iyi kucağım. Burada yumurta mı kaynıyor? Tam 5. gün, 6. gün, 3 kilo getirse daha ne isteyelim? Aha babam geldi. Babacığım. Kucağım. Hep annemin istediklerini alıyorsun. Benim de senden bir isteğim var. Neymiş? Canım anam benim. Bak. Adam bunu yemeğe getirmiş. Bak arkadaşlar. Adamla babam. Hep annenin istediklerini alıyorduk. Ama öyle baba hep öyle yapıyorsun. He. Ben senin kızın değilim. Ben böyle bir yerim. Anneye aldım geçen ben sana bir sürü. Abu cubur aldın. Değer çok aldım. Ama. Arkadaşlar çok hiç bilmiyor benim kızım. Ben onun isteğini sana söyleyeyim baba. Hemen söyleyeyim mi? Söyle. Baba bugün hani pazar ya. Hı. Hayır. O değil mi? Nereye gitmiyor? Sen nereye gittin? O birincisi onu geçeceksin. O gideceğiz o kesin. Haftada bir kere beni içeri çıkartma sözüm vardı. Hey, ben baba. O da bir ayda sonra dedim ayda ki ayda dedim. Ayda. Hayır arkadaşlar her şey zam geldi de böyle bir şey yok. Baba şey diyeceğim. Şu bir tane tartı var tamam mı? Hem yağ oranını ölçüyor. Hem boyuna göre şey yapıyor. Hem de kilonun düzgün ölçüyor. O tartını alırsın anacığıma. Fena değil yani. Fena değil. Madem bugün dışarı çıkacaksın. Dışarı çıkaracaksın onu da neyse bulur. He? Oldu mu? Ben de onu diyecektim. Alırım. Sen alacaksın. Anamdan kıymetli değil. Bu arada baba. Anam bir hediye bile almıyorsun ay. Anne şuna azıcık çekilsene. Sevgililer gününde dansını bitişecek almamış kız. Aldı ben aldı. O kadar etme. Onu annesine gezmeye götüreceğim. Nasıl sıkıldım. Ben ne diyecektim? Unutturdular. Baba bugün annem gene yumurta koymuş ocağa. Sonra deme evde hep yumurta yiyor, yiyor. Yumurtlayacak diye. Yumurta sağlıklıdır değil mi? Sağlıklı. Ben ot yiyeceğim. Anne hep ot yiyeceğim. Ot alacağım. Sen kola gelsin. Benim sağ ol. Yardım ister misin? Hocam. Senin şu yediğinden bizi benden mi yesem görürsen. Bugün mü? Sen yeşil soğan, benim maydanoz. Kulcan arkadaşlar. Nakık yiyor, yiyor nakığı. Nakık, nadıl. Nadıl yemiyor. Nadıl yemiyor artık. Arkadaşlar şimdi ufak ufak nadıllar ben bir 10 tane yiyordum. Yanında salata yiyordum. Nugget o. Nugget değil. Şinikster. Şinikster nugget aynı oluyor. Doğru söylüyorsun. Ondan sonra arkadaşlar aslında az yemekten geçmiyor. Çok yiyeceksin, yavaş yiyeceksin, bir de bol su tüketim çok önemli. Doğru. Annem senden suyu çok tüketiyor. Ben de çok içiyorum. Annem suyu benden çok tüketmiyordur. Benim de gece içtiğim sular var. Annem ne yapıyor biliyor musun arkadaşlar gündüz? Tam su içiyor içmesine de
suyu gün içerisinde onun aynısını ben de yapıyorum. Hiç tamamlıyor. Bilmiyorum. O zaman yediği yiyeceklerden, besinlerden dolayı bence. Tabii dün akşam ecik sucuklu neydi onun adı? Cevizli sucuğu götürüyordun anne. Dedim ki anneciğim bak dedim şu kadar dedim dilimi bile dedim. Yani şöyle tadımlık yediğim. Sen de yedin. Cevizli sucuk. Sen de yedin. Ama ben kalorisini düşürdüm. Sen bulgur pilavı yedin dün. Arkadaşlar ben bulgur pilavı yemedim ki dün. Evet. Ben kalori günlük kaloriye çok dikkat ediyorum. Farkında değilsin. Sana annem demedi mi dün bu bulgur pilavını da yiyeyim mi yemeyeyim mi kızım? Bunda çok kalori var ama mı? Ama ben ne yedim? Yok dedi. Yok dedi. Dengeledi o fazlasına çıktı. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Yine de böyle 5. gün mü? 6. gün 3 kilo gitmiş daha ne? Olsun daha, sağlık olsun. Güzel. Bugün de mi hava çok soğuk? Verdim. Dün arkadaşlar iddia ediyle sizce dün kaç kere tartıldım? 3 kere bir tartıldım. Bir vardı. Aha, bir de 8 vardı. Bir 6 vardı. Kaç eder? 6 etti şimdi Gülcan. 186 eder. 186 etmiyor o zaman. Bak şöyle yazayım. Bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir biriydi. Anne. Bir sekizdi. Bir altıydı. Üç kere tartıldım da dur bir. Tamam bir tamam. Sayılayacak sayılayacak. Şu sofraya bir daha bakayım. Ne oldu? Sofrada ne eksik? Ne eksik? Ne eksik? Yumurta koyacağım seni. Bir bak. Bir daha bak. Artık bir bak. Niye sabah köründe madem öyle beni kaldırıyorsunuz bir bak. Tabak eksik. Sen yemeyin bir sabah. Nasıl yemiyorum? Duruyor sen de bir saat sonra yiyorum. Bir saat sonra yapıyorsun da sen yarım saat bir saat sonra yapıyorsun ya. Sen şey içiyor. Yarım saat sonra. Kahve içiyor. Kimi kandırıyor? Beni kandırıyor. Arkadaşlar Türk kahvesi de normal şu Nescafe Gold'lar var ya ya da filtre kahve. Üçünden bir tanesini içebilirsiniz. Çok da güzel kilo verdiriyor. O sen içiyorsun ama sen mideye gözüküyor ki yavrum. Benim mide sağlam arkadaşlar. Evet. Ona göre kendisi sonra stres etti ben karışmam. Kaynadım ki. Neyse arkadaşlar. Yolun yarısındayım daha kızım. Daha iyi. Daha ne yaptınız var. Durun hele. Daha ne yaptınız diyor. İradeliyim kızım. Tabii. Baban gitmiş arkadaşlar dün gelirken. Tamam leblebi dedim. Bulantı oluyor dedim. Şöyle acıktığım zaman. Akşam bir saat. Bir kilo yani bir tane de değil. Kim yiyecekse. Babam arkadaşlar bu evde herhalde anamın bilezik kazanacağını düşündüm. Ben mi dedim? Bir de sucuk almış. Yine orada yenildi. Yenildi haliydi. Omzulara ikram ama bir şey söyleyeyim. Çok güzel. Cevizli sucuk da cevizli sucuk. Çok güzel. Yani şöyle minnacık şey yedik. Ben et yedim. Anam da minnacık yedi yazık. Evet. Dörder. Ne kadar yedim bir daha gösterelim. Şöyle. Şu kadar. Bak bak dur. Şu kadar. Yedim yemedim demeyeyim. Şimdi mesela. Ne kadar yedim diyorsun? Misafirlere mesela şöyle şöyle dilimledik. Şöyle şöyle. Birine diyelim bu. Hı hı. Bana da şu. Demeli. He. Bu, aynen. Bak ben sana şöyle söyleyeyim mi? Dün internetten araştırdım şu kadar yediğin zaman 261 kalori. Yedim mi? Ama sen de yedin. Ne demek biliyor musun? Bir ölü yerine yedin. Sen de yedin. Ama ben senin yediğin bulgur yavrum yemiş. Bu kadar değil. Şekerden alırsın ama. Neyse bu konu. Ne ayrılsın? Gelen şu gitmiş şu. Baban yedi. Yok. Bu arada yani. Arkadaşlar güzel de yapmışlar. Çok güzel cevizli sucuk gerçekten. Bu alkolünce dayanamam. Yapanların yalan ellerine kollarına sağlık yedim, arkadaşlar. Yedim vallahi yedim. Yemedim değil yalan konuşmayın. Pişti mi yumurtalarımız? Pişmedi mi daha pişmişti. Bugün? Pişmişti. Hocam da bak bak bunu nereden çıkarttık oğlum bu ona. Bu kaldırsın. Bunu gördün ya. Yok yemeyeceğim. Söz. Yemem deyince yemez. Bence sabah annem iki tane yumurta ise daha doyurucu olur. Yok kızım yeter. İki yumurta çok fazla. Çok bence çok fazla değil. Benim iki yumurta yediğim zamanlar da oldu. Gerçek hocam benden çok iyi yiyor. Gerçek hocam benden çok iyi yiyor. Ama ben gencim. Daha kolay yapıyorum. Ki o genç kızım. Ben herhalde et yaşlanmıyorum da. Çaylar üzüp doldur kızım. Sen yiyeceksin. Yumurta bak dört tane hocam. Hocam şimdi ya tost yapar arkadaşlar. Sucuk aldık. Ya dana kıt kızar. Neyse bugün benim ödül günüm. Anne bugün dışarıda yemek yiyeceğimiş. Hafta sonları arkadaşlar benim ödül günüm. Bir de hafta sonları ödül günü yaptım kendime. Dışarıda yemek yiyorum ya da kahvaltı yapıyorum. Anne ne yiyecekmiş hem de senin en sevdiğin de. Bak
Gülcan benim çayım çok açık olsun ablacığım. Yani, özür dilerim abla. Biz de böyle bunlara şeye kalık. Ney? Yokmuş. Boşuna kendin acındırma. Neyse ben de bir zayıflarsam haftadır. Yani ayda bir yeme hakkım benim dolu yani. Yiyor bir öğün yerine lahmacun yiyebiliyorsun. Yiyebilirsin, neden yemezsin? Az yedikten sonra ay sana kim yiyse yeme demiyor ki. Çikolata yiyeceksen mesela 3-4 tane yiyeceksin. Efendim? Çikolata mesela kilo yapmıyor. Sen hep kendine yiyecek hali yok. Prelevize yaptırsın. O getirmez. Şimdiden diyetteyken. O taşımaz. Onları mı düşünüyor? Ne olacak, bir şey yedin ya, yedin ya kız. O taşıma meselesi olunca oraya sanmıyorum. Aynen. Çok nadir. Ben oturacağım da buraya. Babam? Sakin. Babamı çağırmıyor mu? O dışarı babam çıktı. Size çaktırmadan arkadan ceviz sucukları gösterirken gitti. Evet. Yumurtayı soyayım. Biz yumurtalarımızı bir soyalım arkadaşlar. Aynen. Babamı da sofraya ama çağıralım. Ama arkadaşlar dün annem o kadar iradeli ki. Annem birazcık açlıktan mı bilmiyorum ama gece hafiften herhalde acıkmış. O da mide bulantısı yaptı annemde. İlaçlar yapıyor. Bana kalsa anneme dedi ki çarşamba gününe kadar diyet yapma, normal haline bırak. Niye? Şimdi hastaneye gider kan değerleri farklı çıkar belki diyet yaptığından dolayı. Bana diyet canım. Bir de doktora ben gelirim. Dedi diyeten de doktor demiyor. Değerim farklı çıkacak. İyi o zaman haftaya gel. Belki de bunu diyecek sana. Nereden biliyorsun evet anne? Onu yine de diyeceğim kızım. Niye demeyin? Annem böyle işte bazı konuları annem hesap konu edemiyor. He? Annem bir de bu konularda benim bildiğim diyor, başka bir şey demiyor. O de yani o. Şimdi doktor yap demedin mi? Yap Kenan dedi kızım. Ben Kenan babamca yapmadım. Teyze dedi. Sen dedi. Diğer doktor sana diyet yap dedi ama. Dedi ki diyetisyen eşliğinde yap dedi. Sen şimdi diyetisyene gitmedin. Bu birincisi. Kendin yap dedi. Sordum genellikle. Ay arkadaşlar şimdi az yemeye başlıyorsunuz. Vücut ne yapıyor bu sefer? Az yediğiniz için üşüme gelir. Ya da hafiften böyle streme gelir. Ben bunları mesela yaşadım. Ben ondan üşüyordum. Annem bu evde en çok annem sunuyordu. Evet. En çok üşüyen annem oldu arkadaşlar. Neyse. Şimdi hemen konuyu dağıtmadan ben gideyim babamı kahvaltıya çağırayım arkadaşlar. O sırada annem yumurtalarını soysun. Daha baba gelir daha o zaman. Babamı çağıran mı? Çağırmayan mı? Nerede o? Arkadaşlar sabah valla yumurta yemek de işkence gibi ya. Arkadaşlar ne güzel diyordun sen bir dişim diye. Babamı çağırdım. Babam bir geliyorum dedi. Bir de siz başlayın dedi. Yani beklemeyin dedi. O biraz işi var. Parke taşıyor. Arkadaşlar önde bir videomuzun sonuna geldik. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum ve öpüyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.